Ve efendim dermatoloji uzmanı doçent doktor Seval Doğru Kaçar bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yoğun temponuza rağmen kırmadınız bizi. Zahmet verdik sizlere efendim. Leke tedavilerinden konuşacağız. Evlere hapsolduğumuz bu günlerde en çok yaptığımız şey aynaya gittik, kendimize baktık ve lekelerimizin var olduğunu gördük. Evet. Herhalde bu dönemlerde de yazdan kalan bu dönemle birlikte birleştiğinde de dermatoloji kliniklerinde en çok sorulan soruların başında leke sorunu geliyor. Evet. Evet hocam, leke tedavilerinde sizin öne çıkan farklı bir yaklaşımlarınız ve ses getiren bir takım tedavi yöntemleriniz var. Bize bu yöntemlerden bahseder misin? Hangi tip lekelerde uyguladığınız tedavi yöntemleriniz var hocam? Evet. Leke tedavisi, kozmelan leke maskesini tercih ediyoruz. Aslında hemen hemen her tip deri lekesinde, cilt lekesinde tercih edebileceğimiz bir yöntem kozmelan. Ben bir şey sorabilir miyim tabii burada? Tabii ki. Ne tip cilt lekeleri var? Hani bu uygulama hangilerine daha iyi gelir? Evet. Şimdi lekeler aslında sıklıkla güneşe bağlı oluşan lekelerimiz var. Gebelikle beraber oluşan, doğum sonrası oluşan lekelerimiz var. Doğum kontrol hapı kullanan hastalarda yine oluşan benzer hormonal etkiyle oluşan lekelerimiz var. Bir de bazen akne sonrası ya da bazı işlemlerden sonra bir komplikasyon gibi olan lekelerimiz var. Bunların tedavisinde kullanabiliyoruz bu leke maskesini. Şu anda bizi izleyen izleyicilerimizin hepsi eminim ki ekranlarının yanına yaklaştılar, seslerini açtılar, işte dediler. Benim en çok yaz boyunca dert ettiğim şey leke konuşulmaya başlandı. Evet. Hocam bu leke tedavisi nasıl yapılıyor Allah aşkına? Leke tedavisi aslında oldukça basit. Hastamızı kliniğe alıyoruz sabahleyin. Ondan sonra bir temizlik aşamamız oluyor. Temizledikten sonra hastamızın cildini bir kitimiz var. Bu kitin içinden çıkan bir ikinci bir temizleyiciyle derin bir temizlik yaparak bir maske uyguluyoruz. 5-10 dakikalık bir maske aslında uyguladığımız. Maskenin bir amacı var tabii. Burada uygularken maskede aslında derinin yüzeyindeki lekeyi temizlemek ilk aşamadaki hedefimiz. Ve bunu yaklaşık hastanın deri tipine, deri kalınlığına, lekenin cinsine göre 8-12 saat arasında bekletiyoruz. Bu sürenin sonunda hasta yarım saat kadar kliniğimizi izledikten sonra bir yan etki görmediğimize emin olduktan sonra hastayı evine gönderiyoruz. Yani tam bir gün sürüyor sanıyorum uygulama. Yani uygulama aslında hemen hemen 8-10 saat. Evet, 8-10 saat boyunca bir maske. Evet, ama klinikte yüzünde hasta çok fazla vakit geçirmiyor aslında. Yani 8-10 saat klinikte değil. Değil. Sizdeki süre ne kadar hocam? Bizdeki süre yaklaşık olarak yarım saat. Yarım saat süresi içerisinde geliniliyor. Oradan alışverişe gitmek yok herhalde. Dışarıya çıkıp tabii, güneş altında gezmek yok herhalde. Şimdi evet, maskenin kıvamından bahsetmek lazım. Biraz böyle fıstık ezmesi kıvamında bir maske aslında baktığımız zaman. Yüzümüze sürdüğümüzde tabii bir tabaka oluyor, kalın bir tabaka oluyor ve onunla beraber eve gidiyoruz. Daha sonra sürenin sonunda ılık su ile cildimizi temizliyoruz. Peki burada güneşten korunma çok önemli anladığımız kadarıyla. Evet. 8 saat, 10 saat boyunca izleyicilerimizin hepsi merak içerisinde. Yanıyor muyuz hocam? Şimdi bu sürede yanmıyoruz. Yüzümüzde maske var. Ama güneşten de korunuyoruz zaten. Evimize evet, gidiyoruz. Güneş altında vakit geçirmiyoruz. Sonrasında maske temizlendikten sonra tabii böyle bir kızarıklık, kırmızılık, hatta bayağı tüp patlamış gibi bir kırmızılıkla karşılaşabiliriz. Ama bu birkaç gün sürüyor, 2-3 gün süren bir durum. Kızarıklık ve biraz ödem yani yaklaşık bir hafta içinde azalarak devam ediyor. Bu bölümü biraz açmak istiyorum. Kişinin yüzündeki o kızarma, eritem, dışarıdan belli olan o görüntü süresi içerisinde, birkaç günde sürebilen bu süreç içerisinde kişi ne yapmalı? Sosyal hayatına devam edebilir mi hocam? Sosyal hayata devam edebilir aslında ama tabii yapılması gerekenler var. Bu süreçte kızarıklık ve ödem geçene kadar aslında az önce bahsettiğim gibi bir kit ve biz ilk maskesini uygulayarak hastanın aslında lekelerden temizlenmesini sağlıyoruz. Ve bu sürenin sonunda lekelerden temizlenmiş oluyor. Bundan sonraki aşamada kitin içinden çıkan bir nemlendirici bakım kremi var. Bir de güneş kremi var. Onları uyguluyor hasta. Bu kızarıklık ve ödem azalana kadar belli bir sıklıkta. Bazen çok aşırı kızarıklık ve ödem varsa bizim ekstra vereceğimiz ilaçlarla da durumu kontrol ederek bir sürenin sonuna geliyoruz. Burada aslında maske sonrası bir sakinleşme dönemi diyebiliriz. Evet. Bu sakinleşme döneminin sonunda aslında lekenin esas önemli ikinci kısmına geliyoruz.
burada lekenin azalan lekenin iyilik halini sağlamak ve daha da azalmasını, lekenin kontrolünü sağlamak için bir ikinci aşamaya geliyoruz. Koruyucu sanırım. Koruyucu tarafı galiba. Evet, koruyucu, kontrol sağlayan aşama gibi diyelim aslında diyebiliriz. Orada yine bir devam kremimiz var bizim uygulattığımız. Hı-hı. Bu maske sonrası oluşan kızarıklık ve ödem geriledikten sonra bu devam kremiyle devam ediyoruz. Yani hastaya da düşen şeyler var bu uygulamada. Hem biz klinik hekim olarak uyguladığımız şeyler var. Kontrol altında uyguluyoruz. Ama hasta da sabırla ve ısrarla kullanması gereken ev devam ürünleri var. Peki bu uygulama kimlere uygulanmaz? Hani sağlık açısından dikkat edilmesi gereken belirli kronik hastalıkları olanlar var. Gebe ve hamilelere uygulamak çok doğru olmaz. Onun dışında 18 yaşın üzerinde leke problemi olan hemen hemen herkese uygulanabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz bizlere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve efendim programımızın geldi. Sıra geldi. En önemli, en özel sizlerin de dikkatini çekecek bölümüne. Sevgili program partnerim, uzman klinik psikolog, sosyolog, pedagog, aynı zamanda öğretim üyesi, say bitmiyor. Evet, titri. Öyle biraz. Sevgili Birgül Özgüvenç bizlerle olacak. Az sonra psikolojiyle ilgili yaklaşımlarını bizlere anlatacak efendim. İzliyoruz.